Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik provokatif saldırıları sürüyor sevgili seyirciler. Ermenistan tarafından Azerbaycan topraklarına ateş açılmaya devam ediliyor. Detayları öğrenmek istiyoruz. Azerbaycan'a çevireceğiz kameralarımızı. Fatih Avanos karşımızda olacak. Fatih, son 24 saate baktığımızda Ermenistan tarafından tam 70 kez ateş açıldı. Provokatif saldırılar sürüyor ama bir yandan da diplomatik görüşmeler, girişimler var. Bir sonuç alınıyor mu? Ne anlatacaksın Azerbaycan'da? Pazar günü başlayan çatışmalar özellikle Tovuz şehri ve çevresinde daha çok görülmüştü. Ve son 24 saatte de Tovuz ve çevresindeki köylerde sivil yerleşim yerlerine yönelik tehdit ve taciz atışlarının olduğunu söyleyemeyiz. Ancak Azerbaycan-Ermenistan sınırı kuzey-güney istikametinde ilerleyen bir sınır. Kuzeyde Tovuz var ve işte çatışmalar o noktada gerçekleşirken güneyde de işgal edilen topraklar var ve cephe hattı var. İşte son 24 saatte yaşanan 70 ateşkes ihlali de güney kesimde cephe hattı ve oradaki birlikler arasında gerçekleşti. Özellikle Ermenistan'ın Çemberek iliyle Azerbaycan'ın Gedebey iline bağlı Zamanlı köyüne yönelik saldırılar vardı, taciz atışları vardı ve havan toplarıyla, ağır silahlarla ve keskin nişancı tüfekleriyle Azerbaycan mevzilerine yönelik ateşkes ihlalleri olduğunu söyleyebiliriz. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptı açıklamayı ve toplamda da sınır hattı boyunca 70 ateşkes ihlali olduğu söyleniyor. Başkent Bakü'de ise diplomatik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Azerbaycan Dışişleri Bakanı İran ve Rusya'dan mevkidaşlarıyla görüşmüştü. Son bilgileri paylaşmıştı. Kritik bir görüşme gerçekleşti ve Azerbaycan Savunma Bakanı da Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Pazar günü başlayan çatışmalarda, o ilk saldırılarda şehit düşen askerlere ilişkinde başsağlığı mesajı verdi Rus bakan ve diğer taraftan da saldırılara ilişkin son bilgileri de Azerbaycanlı Zakir Hasanov Rus mevkidaşına son bilgileri paylaştı. Bunu da ifade edelim. Biz de TRT ekipleri olarak o sınır hattında, sınırın sıfır noktasında ilk kez bir televizyon kanalı o mevzilere girdi, siperlere girdi. Azerbaycan askerlerinin moralini sorduk. O gün yaşananları sorduk. Dilerseniz şimdi o haberimiz gelsin ekranlarınıza. Eller tetikte, gözler düşman mevzilerinde. Azerbaycan askeri 7/24 siperlerde. Azerbaycan-Ermenistan sınırının sıfır noktasındayız. TRT Haber ekipleri olarak ve Azerbaycan askerleri mevzide Ermenistan'ın saldırılarına ve provokasyonlarına karşı elleri tetikte hazır bekliyor. TRT Haber ekibi sık sık çatışmaların yaşandığı o siperlere gitti. Askerlerle bir araya geldi. O gün yaşananları sordu. 12 Eylül tarihinden düşman təxribatı başlayıbdı. Düşman təxribatı başlayan birinci günden bütün şəxsi heyet ön xət müdafiə səngərlərində yüksək ruh yüksəkliyi ilə, döyüş əzmi ilə döyüşür və hal-hazırda ön xət müdafiə səngərlərində müşahidələr, döyüşlər davam etdirilir. Düşmən təxribatının qarşısı layiqınca alınıb, düşmən ne qədər cəhd etdisə, təxribat törəsin, ne qədər cəhd etdisə Azərbaycan torpaqlarına ayaq bassın, lakin buna nail ola bilmədi. Azərbaycan ordusunun ruh yüksəkliyi, böyük döyüş əzmi nəticəsində düşmənə yetəri qədər itkilər verildi, düşmənə geri çəkilməyə məcbur olundu. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Ermenistan gözlerini Azerbaycan topraklarına dikti. Yüzlerce köyü talan etti, evleri yıktı, tarihi ve hatıraları yok etti. Geçmişte yaşananlar hafızalarda taze olduğu için de Azerbaycan askerleri siperleri bir an olsun boş bırakmıyor. Ermenilerce ortaya atılan Azerbaycan siperlerinin düştüğü iddiaları ise ülkede karşılık bulmadı. Askerler halkın desteğinden emin. Bu çatışmadan bir daha məlum oldu ki, orduyla xalq arasında güclü, yaxşı münasibət var. Xalq həmişə ordunun arxasındadır və xalq həmişə də orduya güvənir. Azərbaycan əskəri imkan verməyəcək ki, erməni ordusu Azərbaycanın bir parça torpağına olsun belə girə bilməz. Və bunu əminliklə mən deyirəm. Ermeni güçler 12 Temmuz'da Adam köyünde bulunan mevzileri ele geçirmek istedi.
Çatışmalar günlerce sürdü. Azerbaycan'ın 12 şehit vermesine yol açan çatışmalarda Ermenistan 100'ün üzerinde askerini kaybetti. Ancak Azerbaycan topraklarından bir karış alamadı. Azerbaycan bölgedeki stratejik tepeleri kontrol etmeye devam ediyor. Vaktinde müsait olunsun.